öğrenmesi anlamında da desteklemek amacıyla uluslararası ilişkileri strateji grubumuz proje üretecek. Diğer strateji grubumuz finansal erişim ve girişimcilik strateji grubumuz. Bu anlamda üyelerimize yönelik olaraktan Avrupa Birliği, YK'nın destekleriyle ilgili üyelerimizi bilgilendirmek, bu tür fırsatlardan, teşviklerden yararlanmasını sağlamak. Bir de iş geliştirme ve üye ilişkileri projemiz var. Burada da yine üyelerimize yönelik olaraktan onların maliyetlerini düşürmek anlamında ortak satın almalarla ilgili önemli çalışmalarımız var. Zaten bununla ilgili daha çok çiçeği burnunda bir yönetimiz ama aktif olarak çalışmaya başladık. En kısa zamanda maksimum bir ay içerisinde bunu da duyuruyor olacağız. En önemli projelerimizden bir tanesi de BESİAD'ın 165 tane aktif üyesi var ama biz BESİAD olarak istatistiğimizi çıkarmaya başladık. Bizim büyüklüğümüzü ekonomik rakamlarla da ortaya çıkarıyor olmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımıza, anket çalışmalarımıza da başladık. Onun dışında hepiniz takdir edersiniz ki uzun yıllardır burada yaşıyorsunuz. Ama Bodrum'da tespit ettiğimiz, uzun yıllardır da üzerinde hep konuştuğumuz ama bir türlü hayata geçiremediğimiz önemli bir konu var. Bodrum'la ilgili güncel verilerimiz yok. Yani Bodrum'da kaç tane işletme var, ne kadar insan istihdam ediyoruz, ne kadar kiralar ödeniyor veya işletme sahibi. Bunlarla ilgili Bodrum'un yol haritasının çizilmesi anlamında ve Bodrum'un doğru büyüyen ve kalkınması açısından bir çalışma başlatıyor olacağız. Bunun için de en önemli kaynağımız Muğla Üniversitesi olacak. Akademik veriler doğrultusunda Bodrum'un kalkınması, sürdürülebilir büyümesi anlamında bu verilerin Bodrum için, yani sadece BESİAD için değil, Bodrum için de çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü pandemiyle beraber hızlı ve biraz plansız büyüme olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bu anlamda da bu projemize de Bodrum'a değer katmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz her yıl iş zirvesi yapıyoruz. Üyelerimizin pazar payının büyümesi anlamında, genişletilmesi anlamında iş zirvesi yapıyoruz. Güç birliği yapılsın, iş birliği yapılsın anlamında. BESİAD, TR32 dediğimiz Muğla, Denizli ve Aydın bölgelerinden oluşan Güney Ege Sanayi İş İnsanları Federasyonu'nun üyesi. Dolayısıyla aşağı yukarı BESİAD dahil 1500 üyesi var BESİAD'ın. Biz bu 9. iş zirvemizi TR32 dediğimiz BESİAD'le yapmayı planlıyoruz. Amacımız üyelerimizin pazar payının, pazar ağının büyümesi ve birlikteliklerin artması. Bu da önemli projelerimizden bir tanesi. Gündemimizde, daha doğrusu dünyanın gündeminde çok önemli bir konu var. İklim krizi. Bu iklim kriziyle ilgili imzalanan bir Paris Anlaşması var. Bu anlamda Bodrum'da, Bodrum hatta Muğla bölgesinde bütün STK'larla şu an görüşmelere başladık. Bütün STK'lar birlikte bir farkındalık uyandırmak anlamında proje üreteceğiz. Yani bu farkındalığa hepimiz önce bireyden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün STK'larla beraber bu iklim kriziyle ilgili, küresel krizle ilgili bir proje üretiyor olacağız. Ama bunu bütün STK'larla, çünkü bu sadece Bodrum'un sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Bu anlamda farkındalık uyandıracak bir film hazırlamayı düşünüyoruz. Onun dışında yine üyelerimize yönelik, yine bu iklim kriziyle ilgili yeşil ofise geçişler çok önemli, kurulması, çevre dostu tercihlerin yapılması, tasarruf mekanizmalarının oluşturulması, bunlar da çok önemsediğimiz konular. Bu anlamda farkındalık uyandırmak BESİAD'ın en önemli görevlerinden birisi olacak.
Onun dışında üyelerimizle sektörel analizler yapacağız. Biliyorsunuz ki her sektörün kendi alanında önemli sıkıntıları var. Bunlara yönelik proje üretebilmek için öncelikle sıkıntıyı öğrenmek gerekiyor. İşte derneklerini, hissiyatı nerede görmek istiyorlar, ne yapılması isteniyor. Doğru projeler üretilmesi anlamında üyelerimizin dinlenmesi ve sektörel analizin yapılmasını yönetim kurulumuz olarak çok önemsiyoruz. Tabii ki geçmiş dönemlerden gelen, 10. 11. dönemden gelen çok kıymetli projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi geçen ay imzaladığımız Bodrum CV var. Belediye ile işbirliği içerisinde bulunduğumuz. Bunun takipçisi olacağız. İstihdam açısından çok kıymetli bir platform. Onun dışında yine geçen dönemden kalan Heritage projemiz var. Onu da inşallah 12. dönemde hayata geçiriyor olacağız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yanıtlayabilirim. Biraz önce siz de söylediniz. Pandemi döneminde ülke, dünyada Bodrum tabii ki zor dönemden geçti. Evet. Sektörde yaşanan krizin, yani en azından BESİAD açısından, BESİAD üyeleri açısından sektörde yaşanan krizin boyutu nedir ve bu boyutun yarattığı, verdiği maddi artı manevi zarar ne kadarlık bir süreçte giderilebilir? Yani şimdi bununla ilgili elimizde istatistikli bir verimiz yok. Yani bunu yorumlayabilmek için bir rakamsal verimizin olması gerekiyor. Ama inanın hepimiz ciddi anlamda çok çok etkilendik. Yani konuştuğumuz konu şu, cirolar yüksek görünüyor ama kar marjları bütün işletmeler için söylüyorum çok düşük. Hani bu verinin ölçümlenmesi için zaten biz BESİAD istatistik çalışmalarına başladık. Yani biz bu veriler önümüze konduktan sonra bunu çok daha doğru yorumlayabilir olacağız. Çünkü Turizm Bakanı her türlü zaman zaman açıklama yapıyor. İşte 10 milyon turist değil de 5 milyon turist geldi. 40 milyar dolar değil de bu yılki gelirimiz 22 milyar dolar oldu gibi bir rakamlar var. Bodrum'da bununla ilgili yapılan sanırım bir rakam yok orada. Yok maalesef. Yok, değil mi? Maalesef yok. Hiçbir çalışma da yok. Zarar ziyanla ilgili. Yani çalışma burada, mutlaka ticaret odası bunu yapıyordur diye düşünüyorum. Veya BODER bunu yapıyordur diye düşünüyorum. Ama bizim elimizde BESİAD olarak böyle bir veri maalesef yok. Vergilendirme yani döneminde de çıkabilir. Özür biz dilerim. De bunu ölçmeyi çok istiyoruz. Vergilendirme döneminde bu rakamsal veriye ulaşılabilir. Ama vergilendirme dönemi çok göreceli olmuyor, çok somut olmuyor. Çok objektif şey veri olmayacak. Evet. Yaşar abi bu konuda turizmci olarak bilgi verebilir. Tabii çok sevinirim. Yani şimdi otelcilerin yaşadığı krizde halıcının kuyruğunu yaşadığı kriz veya eğlence sektörünün yaşadığı krizler farklı. Doğru. Bunların bir totali var, bir de bölüm bölüm zarar edeceğinler var. Bunların hiçbirini ben gazeteci olarak bilmiyorum. Siz sektör... Bizim sektörümüzde evet. Geçen seneki ciroların bu sene iki katını yaptık. Yani geçen yıl diyelim ki ciro birse bu sene iki oldu. Yani şunu demek istiyorum. 2 olan ciromuz geçen yıl 1'e düştü. 4 yani, yıl önce pandemiden önceki yine. Yani. Pandemiden bahsediyorum. Geçen yılki yaz sezonundan bahsediyorum. Yani geçen 2020. Yani bu yazdan bahsetmiyorum. Bu yaz ciromuz 1 olarak belirlersek geçen yıl yarımdı. Yani turizmde yarı yarıya fark etti. Bu nereden kaynaklandı? Fiyat farkından mı? Fiyat farkından değil. Geçen yıl biliyorsunuz turizmciler geç açtık. Haziran'dan sonra başladık. Temmuz'da çok zayıf geçti sezon. Yurt dışından da siz de biliyorsunuz turist gelmedi. İç pazarda çalışma yaptık. Ağustos, Eylül, Ekim okullarda açılmadığı için Ekim hatta Kasım'a kadar cirolarımız devam etti. Fakat düşük olarak devam etti. Bu yıl zamanında açıldı oteller. Yurt dışından yine müşteri gelmedi hepinizin bildiği gibi. İç pazarda
geçen yılın iki katına çıktı. Yılmaz yani, abi ama 2019-2021 kıyaslaması yapar mısın? Geçen yazda bu yazı kıyaslayabilirim. 2019 bıraktım. Bir önceki yaz, pandemi bıraktım, olmadığı evet, yaz ciromuz 1 ise geçen yaz yarıma düştü. Bu yaz tekrar 1'e geri geldi. Tamam. Ama başladığı noktaya döndü. Seviyeye geldik mi? Tabii pandemiden önceki seviyeye geldik. Tek farkımız enflasyon bazındaki, euro bazındaki artış bize yansımadı. Peki burada ben bir şey söyleyebilir miyim? Dövizdeki şirketleri nasıl etkileyecek daha? Yani TL ile çalışan bizleri etkiledi. Bize yansımadı. Ama dövizle çalışan, yurt dışı pazarıyla çalışan dövizin artışından büyük ihtimalle karlılık sağlayacak. O da bir sonraki yaza. Denizcilik sektörüyle ilgili Barbaros Bey sizden de bilgi alabiliriz. Şimdi yani pandemi döneminin Bodrum'da yarattığı farklılık bence lüks segment prim yaptı. Yani bu krizden bir nevi fırsat gibi değerlendirebiliriz. Baktığınızda pandemiden önce özellikle lüks segmentte iş yapan tesisler okulların açılmasıyla işte Ağustos sonundan itibaren ivme kaybederken pandemiyle beraber bakıyoruz. Mesela Demaris, Marmaris o bölgede de Kasım'ın ortasına kadar geçtiğimiz yıl pandemi döneminde bile açık kaldı. Yani lüks segment ekstra prim yaptı. Yine istatistik olarak baktığınızda pandemi dönemi iki sezonda Bodrum Havalimanı'na inen jet trafik, yani jetler trafik rekoru kırdı. Belki bunun tabii esas sebebi Bodrum özelinde yarattığı fırsat olarak bakarsak, pandeminin ilk yılında Avrupa kapalıydı. Amerika, Rusya, Körfez piyasalarından veya işte Uzak Doğu, oradaki misafirler, ki bu upscale market diyelim yani A-plus müşteri grubu Avrupa'ya gelemediği için belki Bodrum'u hayatında duymadılar. Türkiye haritada yerini bilmeyen bir kesim Bodrum'a geldi. Yani özellikle Yarımada'nın kuzeyi oradaki oteller baktığımızda hani Eylül'den itibaren ivme kaybederken Ekim sonuna kadar iyi bir sezon oldu. Yani bu pandeminin Bodrum için yarattığı bir fırsat gibi değerlendirebiliriz. Belki işletmeler olarak da bu segmentte belki ilerlemekte fayda var. İnşaat sektörü için de Şemsi Bey'den yorum alabiliriz. Sektörlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii bu bölge, Ege bölgesi, İngiliz, Bodrum, dikkat çeken ve yatırım çeken bizim bölgesi. Ben şöyle düşünüyorum, yani pandemi öncesinde olan inşaat sektöründe pandemi içerisinde bir panik çağrısı yarattı mı? Evet, yarattı ama bu ters bir şey de yarattı burada, etki de yarattı. Ciddi anlamda inşaatlar devam ediyor, fiyatlar çok arttı. Hem maliyetsel anlamda hem de yansıması da sonuçta bunun kar satışlarına dönüştü. İnşaat sektörü pandemiden bence büyük bir çağla çıktığına inanıyorum. Ciddi anlamda. Bunu tabii fırsata çevirenler de oldu. Ki bu tür durumları hep fırsata çeviriyorlar. Ve hala yatırımlar ciddi anlamda devam ediyor. İnşaat sektöründe bu işte kazanç çıkan bir sektör oldu. Pardon, bu iş emlak piyasasındaki bu son bir yıldaki inanılmaz artış bu ivmeyle devam etmeyecek herhalde değil mi? Öyle beklentiniz var mı? Bence bir süre daha devam edecek. Yani İstanbul büyük bir şehir. Burası da üçüncü yakası olmuş durumda şu anda. Hani Avrupa yakası, Anadolu yakası, bir de Bodrum yakası. Yani İstanbul'da tabir böyle oldu. 20 milyon nüfusun olduğu bir İstanbul'da %1'lik bir kesimin dahi Bodrum'a göçmesi demek, Bodrum'da en az 50 bin yeni inşaat demek ve kallavi inşaatlar demektir. Bence bu ihtiyaç en az bir sene içinde daha devam edecek. Yani bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Düşer mi? Düşmez. Bodrum'da 30 yıldır hiç düşmedi. Aksine hep yukarı inmeyi bir şekilde devam etti. Ama her ne ekmezse pandemi döneminde %200, %300 arttı ama ne olur? %50 olur, %100 olur. Ama sonuçta Bodrum'da sürekli bir artış var. Yani bunun bir süre daha devam edeceğine inanıyorum ben. Ki şu andaki zaten devam eden inşaatlar bunu belli oluyor. Moda'yı ve tabii ki Bodrum iş dünyasını
kısmen olumlu etkilerken Bodrum'un doğasına bir tık sakıncalar yaratıyor olacak. Mesela şikayetçi oldu. Bir trafik sorunumuz var. Çok önemli. Sonra denizlerimize atılan hem katı hem sıvı atıklar var. Çok önemli. Konut kiralarının özellikle çalışanlarımız açısından konut kiralarının çok yüksek olması, biz belli bir dönem sonra verdiğimiz maaşlarla, ücretlerle çalıştırdığımız kişiler belki bu ücretleri karşılayamayacak durumda. Ama bizim de işletmeler olarak potansiyelimiz belli. Bunlar da önemli sıkıntılar. Dolayısıyla bu anlamda bizim de planlı bir şekilde, işte onun için bir Bodrum istatistiğine ihtiyacımız var. Biz büyüyoruz, hızlı büyüyoruz, çok göç alıyoruz ama bunun yaratacağı çok büyük handikaplar var. Bununla ilgili şehir planlaması da yapılabilmesi adına bu verilerin olmasını çok önemsiyoruz. Yani nüfusumuz, yani şu an nüfus 185 bin gözüküyor Bodrum'un ama biz biliyoruz ki 185 bin değil. Dolayısıyla belediyemizden bile aldığımız hizmet düşüyor olacak. Onun için biz bu Bodrum istatistiğinin çıkarılmasını dernek olarak, BESİAD olarak çok çok önemsiyoruz. Buyurun Aynan. Sayın Başkanım, öncelikle şahsınızda tüm yönetim kurulu üyelerini yeni dönem görevlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. BESİAD görebildiğiniz kadarıyla üye sayısının çok daha üzerinde etkisi olan önemli bir kuruluş. Bodrum'un gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel yaşamına gerçekten önemli katkıları olan bir örgüt. Ama ben iyi niyet beyanı olarak değerlendirdim lütfen. Sizin ilk yaptığınız basın toplantısında şahsen geçmiş yönetim kurulu başkanlarının da size destek olmak açısından burada olmalarını bekler. Bu bir iyi niyet beyanı, öyle kabul edelim. Benim asıl söylemek istediğim, daha önce siz kimlerle işbirliği yapacağınız konusunda çok açık, net açıklamalarda bulundunuz. İşte diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, odalar, bunlar kuşkusuz sizin yapacağınız çalışmalarda birlikte işbirliği yapacağınız, partner olacağınız kuruluşlar, ama bence bir diğer ve çok da önemli olması gereken kuruluş üniversiteler ve eğitim kurumları. Evet. Bence kesinlikle. Bu kurumun üzerinde BESİAD'ın bu dönem biraz daha ağırlıklı durması gerekiyor.